Yozlaşan toplumsal değerler görgü kurallarında altı götürdü. Toplumun neredeyse her kesimi kendi algısı çerçevesince başkalarını görgüsüz olmakla suçluyor. Günümüzde nezaket kurallarının yerle bir edildiğini savunuyor. Oysa ki görgü kurallarına uymak hiç de zor değil. İşte bize artı değer katacak görgü kurallarına dair basit tiyolar. Gündelik yaşam ve iş hayatımızda ortaya koyduğumuz davranışlar, şahsımız hakkında karşımızdaki insanların zihninde belirli algılar oluşmasını sağlıyor. Bazı insanlar içten giden zarafetleriyle her platformda olumlu davranışlar sergilemeye başarabilirken, bazıları ise negatif puan topluyor. İyi bir izlenim bırakmanın, sosyal ortamlarda etkin olmanın, saygı duyulmanın yolu ise elbette yaşamın her anında bir takım kurallara uymaktan geçiyor. Birçoğumuzun yaşantısı, iş, sosyal buluşmalar ve yemeklerle geçiyor. Hem erkek hem kadınlar için yemek, iş ortamı ve sosyal ortamlarda nasıl davranılması gerektiğini sizler için inceledik. Basit kuralları sizi diğerlerinden farklı kılabileceğini gördük. Unutmayalım, her insan saygıyı hak eder ve her insan diğerlerine karşı saygılı olmak zorundadır. İşte o hepimizin titizlikle uyması gereken görgü kuralları. Yemek görgü kuralları. Peçeteniz ile ağzınızı silmeyin. Sadece dokundurarak kurulayın. Herkesin yemeğe gelene kadar veya ev sahibi başlamanızı rica etmeden yemeğe başlamayın. İçeceğinizi istediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz. Ağzınız açıkken yemeğinizi çiğnemeyin. Kesinlikle yemek yerken konuşmayın. Ağzınızı fazla doldurmayın. Küçük parçalar halinde yemek yemeye özen gösterin. Masada dik oturun ve dirseklerinizi masanın üzerine koymayın. Yemek yerken ne çok hızlı ne de çok yavaş olun. Masadaki diğer kişilerin hızını ayak uydurmaya çalışın. Yemek masasında kesinlikle dişlerinizi karıştırmayın. Masadaki yiyecekleri uzatırken sağınızdaki kişiye verin. Yemekte sigara içmeyin. Eğer masadaki kişiler ve restoran kuralları yasaklamıyor ise yemekten sonra içebilirsiniz. Sofra takımı ve bardaklar üzerinde ruj izi bırakmamaya özen gösterin. Yemeğe oturmadan önce rujun fazlasını bir peçeteyle alın. Tadına bakmadan önce yemeğe tuz ya da baharat koymayın. Çatal, bıçak ya da kaşığınızı kullandıktan sonra asla masaya bırakmayın. Kullanılmış çatal, bıçak veya kaşık her zaman tabağın içinde tutulmalıdır. Peçete veya çatal bıçak diyalog sırasında sallanmaz. Lütfen dikkat edin. İş yeri görgü kuralları. Siz insanları tanıştıracağınız zaman daha önemli kişinin ismini önce söyleyin. İki veya birden çok kişiyi tanıştıracaksanız önce daha önemli kişinin ismini söyleyin. Her zaman takdim edildiğinizde ya da tanıştırıldığınızda ayağa kalkın. Kıyafet kurallarına mutlaka uyun. Net çizgilerle belirlenmemiş kurallar yoksa üst yöneticinize örnek alın. Diyaloglarınız sırasında sesinizi yükseltmeyin. Tüm toplantılara zamanında gelin. Toplantılar sırasında dikkatiniz dağınık olmasın. Yönetici veya arkadaşlarınız konuşurken onları dinleyin. Ofis araçlarıyla oynayarak ilgisiz bir tavır sergilemeyin. Çok sık telefonla konuşmayın. Konuşurken de sesinizi iyi ayarlayın. Oturuşunuz ve duruşunuza dikkat edin. Koltuğa gömülmeyin ve sandalyenizde geriye yaslanmayın.
bacaklarınızı açarak oturmayın. Kollarınızı göğsünüzün üzerinde kavuşturmayın. Alçak sesle konuşurken bile ses tonunuz yumuşak olsun. Beden dilinin önemini unutmayın. Farkında olmadan tehditkar bir algı yaratmayın. Kulaklıkla müzik asla dinlemeyin. Size seslenenleri birkaç kez seslenmek zorunda bırakmayın. Yöneticilerinizle asla kalabalık içinde tartışmaya girmeyin. Bir sorun varsa odasında konuşun. Arkadaşlarınız hakkında dedikodu yapmayın. Ofis ortamında yemek yemeyin. Kesinlikle yüksek sesle kahkaha atmayın. Sosyal yaşam görgü kuralları. Yeni tanıştığınız birinin elini güç sınaması yaparcasına sıkmayın. İletişim hem beden hareketlerini hem de sözlü ifadeyi kapsar. Konuşurken karşınızdaki insana bakın ve kollarınızı kavuşturmayın. Utangaç biriyseniz bunu karşınızdaki kişiyle paylaşın. Dürüstlük insanların rahatlamalarını ve daha iyi iletişim kurmalarını sağlar. Konuşmanızın hızını iyi ayarlayın. Ne çok hızlı ne de çok yavaş konuşun. Konuşmayı bitirirken geçerli bir neden öne sürün ve kişiyle konuşmaktan keyif aldığınızı belirtin. İltifat ederken samimi olun. Karşılaştırma ve benzetme yapmaktan kaçının. Aşırı alçak gönüllü bir tavır olumlu etki yaratmaz. İltifatlara teşekkürler diye karşılık vermek hem yeterli hem de nazik bir davranış olacaktır. Eleştirinizi empati kurup yapın. Karşınızdaki insanı kırmayacak cümleler kurun. Özel olarak konuşmaya dikkat edin. Birisini eleştireceğiniz zaman karşınızdaki insanın duygularını göz önünde bulundurun ve kişiyle özel olarak konuşmaya özen gösterin. Eleştiriliyorsanız sakin olun. Hemen savunmaya geçmeyin. Düşünceni özel olarak bana iletmeni tercih ederdim diyerek hem klasınızı ortaya koyun hem de sizi eleştiren kişiyi daha düşünceli olmaya yönlendirin. Her zaman, her koşulda lütfen ve teşekkür ederim cümlelerini kullanmayı ihmal etmeyin. Öksürürken, esnerken, hapşırırken ağzınızı kapatın ve hemen elinizi yıkayın. Bu hem görgü hem de temizlik kuralıdır. Görgü kurallarına uymak hem iş hem de toplumsal yaşantıda saygınızı artıracaktır.